İyi günler arkadaşlar. 22 Temmuz'dan hepinizi selamlıyorum. Arkadaşlar, öğretmenlikten kalan bir adet, zamanı verimli kullanmak için bazı şeyleri, ah şunu da söyleseydim, bunu da değinsendim diye unutmamak için bazı küçük notlar alıyorum. Şimdi arkadaşlar, bugün hatıratımızı anlatıyoruz ve maksadımız deneyimlerimizi aktarmak. Hatıralarımızda geçen arkadaşlarla bir geçmişe dönük bir yad etmek. Şimdi arkadaşlar, evvela 1999 senesinde meşhur depremi biliyor. Büyük yaşı büyük olanlar hatırlıyor. 99 depreminde Esenyurt İlköğretim hasar almış binası. Esenyurt İlköğretim binası hasar almış. Bina yapılana kadar, artık hatırlayamıyorum, bina yıkılıp yapıldı mı, güçlendirme mi yapıldı? Bina faaliyete geçene kadar o yıl Esenyurt İlköğretim'le yine Esenyurt'ta bulunan Örnek İlköğretim birleştirilerek ikili eğitim yapılıyor. Ben de 98 senesinde mezun oldum. 1998'in sezonunu kaçırdım. Ortasında mezun oldum. Tek dersi bekledim. 98'in kış aylarında Şezvar hocamızın klasik mekanik dersini vererek mezun oldum. Şimdi biz teoride formasyonlarda işte idealdeki dersleri görüyoruz. Yani formasyon eğitimimizi bir eğitim fakültesi kadar almıyoruz herhalde. Onu da bilmiyorum yani. Biz idealist bir öğretmen olarak, genç bir öğretmen olarak mezun olduk. Ve ilk çalıştığım okul Esenyurt İlköğretim Okulu. Fakat Esenyurt İlköğretim'in kendi binasında değil, Örnek İlköğretim binasındayız. Şimdi bu önce kahramanımız 3 tane kız var. Neslihan, Mine ve Özlem. Benim kahramanım Neslihan. Birinci kahramanım Neslihan. Tabii dediğim gibi öğrencinin bizi nasıl açığa düşüreceğini, efendime söyleyeyim, nasıl çalım atacağını, nereden bize gol atacağını bilmiyoruz. Normal fen bilgisi derslerine, özür dilerim, ben orada İngilizce derslerine giriyorum. Fenden ihtiyaç yoktu, İngilizceden girdim. Ama aynı zamanda İngilizce ile beraber birkaç tane de dersi fen bilgisi olarak giriyoruz. Yani ek ders yazılıyor. Yeni başlamışım. Fakat olayın geçtiği okul sınıfta da 8. sınıflar, ortaokul son sınıflar, okul müdürünün oğlu da o sınıftaymış. Neslihan, Mina, Özlem. Dedim. Muhammed sen ne yazdın? Ben anlamadım işaretini. Birisi aradı. Bilinmeyen numara ya, diye. Bu önemli değil o kadar. Bilinmeyen numaralarla da uğraşmayalım. O kadar önemli değil yani. Mevzumuzu bölmesin. Şimdi bir iki derse girdim. Dersin sonunda çocuklar dediler ki, hocam bir arkadaş şarkı söyleyebilir. O çok güzel sesi var. Söylesin mi dedi. Ben dedim buyurun söylesin. Birisi kısa bir şarkı söyledi. Ondan sonra çocuğun biri, erkeklerden biri, hatırlıyor muyum? İsmini hatırlayamıyorum. Dedi ki, hocam ben bir bilmece, fıkra soracağım. Bilmece soracağım. Hani biliyorsunuz klasik işte tanışmanın verdiği o ilk dersler. Çocuk bilmecesini sordu. Sınıftan bilen bilemeyen işte dersin sonuna da son 5 veya 10 dakika içinde cereyan eden olay. Sonra bir kız el kaldırdı, işte Neslihan dediğim. Tabii ben şimdi bu videoyu çeken benim oğlum Muhammed bu sene 8. sınıfa geçti. Yani şimdi bu düşünüyorum, bak şimdi benim çocuğumla aynı yaşıt. Şimdi Neslihan denilen kız dedi ki, öğretmenim dedi, ben de bilmece sorabilir miyim dedi. Tabii öbür çocuk bir bilmece sordu. Hayır sen soramazsın diyemiyorsun. Tanımıyorsun da. Konuyla ilgili de bir altyapın da yok. Hani yeni mezunsun, gelmişsin. Soru şuydu. Neslihan sordu. Dedi ki, hocam dedi, sınıfa soruyor tabii. Horozların niye elleri yoktur? Soru bu. Çocuklar bir şeyler söyledi.
Ya ona bilemez. O bilemedim. Bir şeyler söyledi. Sonra bana sordu. Hocam sen biliyor musun dedi. Ben de bilmiyorum dedim. Yok ben bilmiyorum yani. Tabii bir iki çocuk kız da cevap verdi. Sonra dedi ki hocam söyleyeyim mi dedi. Söyle Neslihan dedim. Horozların elleri yoktur. Çünkü tavukların göğsü yoktur dedi. Tabii ben yeni mezun, biraz çaylak, ellerim kasıldı. Tabii ondan sonra Neslihan'ı da tanımış olduk. Bu tür abuk subuk şeyler derste yapıyormuş. Neyse, bunlar üç arkadaş. Neslihan, Özlem nispeten babadan daha disiplinli. Bir de Mine'miz var. Ama üçü de okulun en fizikli kızı. Ve bunların içerisinde yani Mine 8. sınıf olmasına rağmen bugün bizim birçok bayan aktörle yan yana koysan onlardan daha güzel ve daha fizikli Mine. Şimdi tabii olay hocaları geldi. Askerde miydi hatırlayamıyorum. Biz de tabii evimize uzak olduğu için oradan ayrıldık. Buradaki başka bir okula geçtik yakına. Kadrolu değilim. Ücretli çalışıyorum. Hani vekilliğin de daha alt kategorisi. Ücretli çalışıyorum. 2000-2001 senesine geldik. Bir ilan üzerine Esenyurt'ta Çağ 2000 dershanesiyle Bayram Tekin Hoca'nın onlarla anlaştık. Ben fizik öğretmenliğine yapıyorum. Muhammed senin bu matematik öğretmeni Turgay Hoca. Benim hani işte Çağ 2000 dershanesinden 2001 senesinde Turgay benim öğrencim. Turgay o sene lise sona gidiyor. Hani bugün sana bu sene sana ders veren matematik öğretmeni var ya Turgay Hoca. Turgay Çetin. O 2001 senesinde ben onların dershane öğretmeniyim. O 11 Eylül saldırılarının olduğu yıl. Hatta uçaklar Amerikan kulelerine vurunca sağcı, solcu, Kürt, Alevi, öğretmen, öğrenci, komünist, Amerikalıların kuleleri vurulunca herkes seviniyor, alkış tutuyor. Oh iyi olsun falan filan. O günlerde böyle hani bugünlerden başsağlığı terörizm kılıyoruz ama olaylar olunca mesela Covid-19 salgını var Muhammed biliyorsun. Oh Amerika'ya iyi oldu. Hani bıyık altından gülmeler, televizyon programlarına çıkmalar, bizim yöneticiler, medya mensupları. Hani bir Amerikalılara ve Avrupa'ya karşı işte baş sağlıkları geçmiş olsunlar. Buradan maske yardımları ama kendi içimize gelince oh Amerika'ya iyi oldu gebersin falan. Rusya'ya şöyle oldu, Esad'a böyle oldu, Ermenilere şöyle oldu. Biz birbirimize farklı konuşuruz, dışarıya farklı konuşuruz. Şimdi olamayın asıl kahramanı Mine. Çünkü kadın cinayetleriyle ilgili yine bir iki tane vaka. İşte Muğla'da öldürülen kardeşimiz için söylüyorum. 2001 senesinde dershanede bölgede seviye tespit deneme sınavı var. Yani öğrenci almak için bir tanıtım, indirim sınavı. Benim 99 senesinden öğrencilerimden Özlem de beni binada gördü. Aa hocam Necmettin hocam dedi. Baktım aa Özlem dedim. Ne yapıyorsun kızım falan dedi. Hocam deneme sınavına geldik. Tamam dedim sınava gir. Çıktıktan sonra öğretmen odasındayım. Anneyle bir selamlaşalım. Aynen yaptı çocuk. Tabii artık lise 2, lise 3'e gidiyor. Yani ortaokul bitmiş. Aradan 2-3 sene geçmiş. Sınavdan sonra Özlem çıktı. Hemen yanıma geldi. De annem aşağıda hocam dedi. Ben dedi bir selam vereyim size. Öğretmen odasındayız ama ben dışarı çıktım. Tabii ben koridora çıktım. Öyle konuştuk. Dedim ne yapıyorsun Neslihan? Ne ediyorsun? Özlem. Hocam şuradaydı. Bu bölüme gidiyorum. Bu okula gidiyorum. Sonra kendi kendine dedi ki hocam ya bizim arkadaşlardan Mine vardı ya dedi. Evet dedim. O dedi evlendi. Ondan sonra kocası psikopat çıktı. Bunu dövüyor. Kocası da içeride hapiste. Bir tane bir çocuğu var. Çok perişan durumda. Efendime söyleyeyim madde bağımlısı falan. Yalnız arkadaşlar Mine daha ortaokulda öğrenciyken hani manken gibi fizikli bir kızdı bu. Okul çıkışlarında serserilerle arabalarına biniyor.
en güzel ortamlara, işte en güzel kafelere gitmeler, kakara kikiri gülüşmeler. Yani yediği önünde, yemediği arka, yani artık böyle bir şatafatlı bir yaşantıya giriyor ama takıldığı insanlar da sağlam papuç değil yani. Görünen köy kılavuz istemez. Birileri çıkıp su testisi su yolunda kırılır deyince öteki taraf kızıyor. Nihayetinde yani şarkıda da var hani külhan beyler kızları aldı yürüdü. Ya şarkılarımıza kadar giymiş. Sert adamlar, kavgacı adamlar, sesini yüksek çıkaran adamlar dişiler tarafından hep celbedici olarak bulunmuş. Fakat uzayan vadede bu tür adamlar aynı zamanda eş ve çocuklarının katilleridir. Çünkü yolları ve yöntemleri budur. Okula giden kızlar, okulların güzel kızları sokaklardaki efendime söyleyeyim serserilerle takılırlar, onlarla yer içerler. Bu işte alkol uyuşturucuya giden kapı buradan geliyor zaten. Şimdi böyle böyle deyince baktım Özlem üzülüyor arkadaşı. Bana da anlatıyor. Yani başka konuşacak konum yok. Yani yıllar sonra öğrencilerimizle karşı karşıya gelmişiz. Sonra dedim ki tabii burada videoda söyleyemiyorum. Dedim ya Özlem bize ne Mine'den? O işlere giderken bize mi sordu? O günler güzel günlerdi. Her gün bir yere geziyorlardı. Her gün başka kafelerde oturup resim çektiriyorlardı misal. Şimdi kadınları görüyorum. En lüks yerlere gidiyorlar. En şatafatlı, en pahalı restoranlar, en güzel tatil yerleri, sosyal medya fotoğraflar. Ondan sonra bakıyorsun 3-5 gün sonra öldürülmüş. Bilinçsiz ve kontrolsüz sınıf atlama veya sınıf atladığını zannetme. Bizim görevimiz nedir? Çocuklarımızı, öğrencilerimizi, kızlarımızı uyarmak. Şimdi şöyle bir şey hatırlıyorum. Arkadaşlar benim mezun olduğum lise Söğüt Çeşme Lisesi. Sefaköy'de bulunan Söğüt Çeşme Lisesi. Bizim bir biyoloji öğretmenimiz vardı Salih Bey. Allah razı olsun yaşıyorsa da teşekkür ediyoruz. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Devrimci bir adamdı. Yani bu konuda da önde giden bir adamdı. Bir gün şöyle bir konuşma yaptığını hatırlıyorum. Fakat o konuşmaya geçmeden önce bizim Söğüt Çeşme Lisesi mezunları Facebook sayfası yapmışlar. Eskiler, okuyanlar, öğrenciler, öğretmenler hep bir arada. Hatta okulumuzun kapısında çekirdek satan abimizin de resmini koymuşlar, yanlarına gitmişler. Ama bizim okulumuza bizden fazla müdavim olan, bizden fazla ismi geçen okulun serserilerini unutmuşlar. Hani okulla ilgisi yok da Söğütlü Çeşme'nin psikopat ve serserileri o dönem. Ben küçüğüm tabii. Bir isimden bahsediyorlar ama o isim benden büyük. Söğütlü Çeşme'nin o dönem serserilerinden, Külhan Beylerinden Bodur Ahmet. Şimdi ben düşünüyorum bugünlerde bizim Söğütlü Çeşme sayfasını paylaşıyorlar ama en az arkadaşlarımız kadar ismi zikredilen birisi. Ben hiç görmedim. Bana göre de yaşı büyükmüş. Ben onların döneme biraz geride kaldım. Yetişemedim. Hatta şöyle bir şey oldu. Yıllar sonra babam ve biraderim ikisi de tornacı. Freze sektöründe, torna sektöründe. Bir gün babamların yanına gittim. Doğu Sanayi Sitesi'ne Yenibosna'da. Bir İsmail diye biri var. İş yerindekiler ona Çingene İsmail diyorlar. Niye Çingene diyorlar yani bilmiyorum. Söğüt Çeşme'de oturuyormuş. Babam dedi ki ya benim dedi çocuk da dedi Söğüt Çeşme'den dedi mezun oldu. Daha işte liseyi bitirmişiz. Bir sene olmuş olmamış. Bunun üzerine benle konuştu İsmail. Dedi sen dedi Söğüt Çeşme'den kimi tanıyorsun? Ben hiç görmedim. Kendisiyle de konuşmadım. Dedim ben Bodur Ahmet'i tanıyorum. Şimdi adam Bodur Ahmet'in ismini duyunca renk renk gitti kül oldu. Ondan sonra ben eve geldim. Tabii birkaç zaman sonra babama söylemiş. Ya demiş hocam sen sofisin, softasın, mollasın. Senin oğlan bizim Söğüt Çeşme'nin en psikopatlarını nereden tanıyor? Nasıl tanıyor? Hani benden de tırstı bu sefer. Yani bana göre 10 yaş büyük ama
İsmini duydum sadece. Adamı vallahi görmedim. Görmedim adamı. İsmini duydum. Şimdi Salih Bey, bizim biyoloji öğretmeni, bir gün sanırım lise 1'deydik o sene. Kanave mezarlığına bakıyor Söğüt Çeşme, bizim binamız o dönem. Sağ tarafta da müdür odasının olduğu yerde bayrak töreni yapılıyor. Salih Bey'in şöyle bir konuşma yaptığını hatırlıyorum. 90'lı yıllar arkadaşlar. Terör olaylarının da pik yaptığı dönemler. Tabii bizim dünyadan haberimiz yok. Böyle TV kanalları yok. Şehit haberleri devlet politikası olarak söylenmiyor ama bizim dönemimiz, sınıfımızın yarısı polis lojmanlarından gelen polis çocukları olduğu için onlar bilgilere daha vakıflardı. Biz avamı ve işçi sınıfının çocuklarıyız. Ben bilmiyorum. Sonradan 90'lı yıllarda terör falan var deniyor. Salih Bey dedi ki, mikrofonu aldı biyoloji öğretmenimiz. Kızlarımıza, yani bizim kız okulda, lisede okuyan kız arkadaşlardan bazıları Söğüt Çeşme ve bölgedeki külhan beyleri, psikopatlar, serserilerle yarenlik ediliyormuştu. Ne diyorlar? Manita diyorlardı bizim dönemimizde. Bu sefer Salih Bey dedi ki, bakın kızlar dedi, bu çocuklar buralara geliyor. Sizin erkek arkadaşlarınızı, okuldaki kardeşlerinizi dövüyor. Sizin sebebinizle okul ve civarına geliyor. Siz eğer kendinize göre, kendi seviyenize göre, kendi sağlık durumunuza göre insanlarla arkadaşlık ederseniz bu serseriler ne size zarar verebilir ne de okulumuzun öğrencilerine. Yani çok istiyorsanız bizim okulumuzda da 100 tane, hani dışarıda 10 tane serseri varsa okulda 1000 tane erkek var. Yani onlarla da arkadaşlık yapabilirsiniz diye Salih Bey'in bu konuşmasını iyi hatırlıyorum. Şimdi Kenan Hocam hayatta, belki Kenan Hocam da hatırlar, bizim arkadaşlar da hatırlar. Şimdi arkadaşlar, başka bir mesele, Bula Bula diye bir siteden, ben o zamanlar Kayseri şeye, Nevşehir'e göreve gidiyorum. Bula Bula denilen bir yolculuk paylaşım sitesini öğretti bana Murat Hoca Afyon'dan. Dedi ki, hocam böyle bir site var, gidip gelirken ona yazabilirsiniz. Buna yazdık, işte birkaç memur arkadaşla gittik, hatta üniversiteden asistan arkadaşlarla yolculuk ettik, aileleriyle, yerli yabancı. Bir gün bir tane bayan, üniversite öğrencisi irtibat kurdu. Dedi ki, hocam dedi, biz dedi İstanbul'a gideceğiz, senin de o güzergahta ilanın var. Şu saatte de bizi götürebilir misin? Zaten hani yakıt parası paylaşım şeyi bilenler biliyor. Tamam dedim, ben kaç kişisin diye sordum. 3 kişilermiş. Şimdi kızları Aksaray'dan aldım. Yanlarında erkek arkadaşları vardı. Onlar kızları teslim etti. Yani kızlar rahat kızlar. Birisi kapalı, tutucu. Yani fikren de tutucu. Diğeri, sonradan sordum, isminden çağrışım yaptı. Dedim, sen Alevi misin? Evet hocam dedi. Bir tanesi Kürt, onun ismini söylemeyeceğim çünkü ismi çok enteresan. O hemen tanınır. Üç kız, bunlar üniversite 3'e gidiyorlar. Üniversitenin son yıllarına yaklaşmışlar. Tabii yolda uzun bir yolculuk. Molalar falan veriliyor. İşte yol, ben de kurallara uymaya çalışıyorum. Radardır, trafik cezası yememeye çalışıyorum. Bu kapalı olan kız bunların en uçuğu. Yani yolda gidiyoruz. Geçen arabalara şey yapıyorlar. Tırcılar var. Tırcıların kaşını gözünü süzüyorlar. Yani burada söyleyemiyorum zaten. Çay aldık istasyonda. Hani benim uyku olmasın. Ben kahve aldım, onlar çay aldı. Şimdi benim şoför olduğu yerde çay koyma gözleri var. Kürt olan burada oturuyor. Kapalı olan arkamda. Çay bardağını, kaynar çay, kasıkların arasına koymuş. Arabada şey çalkalıyor, yani dökülecek. Dedim, kapalı olanın ismi Seher'di. Seher dedim, bak, çay bardağını koyma yerleri var burada. Oraya koy. Yani olur ki bir frende, bir gazda, bir rampada herhangi bir şey. Çünkü otoban, yakarsın kendini.
Şimdi kasıkların arasına çay bardağını koy, bir de sırıtıyor. Hocam böyle çok iyi, sıcak sıcak çok iyi oluyor diyor. Şimdi bu kızlar, bu kızlarımız anne baba, üniversite ve diğer okul bahanesiyle ailelerinin kontrolünden çıkıyor. Hani Tayyip Erdoğan'ın bir madenciler için bir sözü vardı. Diyordu ki bu işin fıtratında kaza var. Şimdi arkadaşlar lay lay lom sosyal yaşantıların babası işçi, babası çiftçi çocukların seviyelerinin çok üzerinde yaşantıların bazı riskleri var. Hani birileri de çıkıyor, hoş değil ama su testisi su yolunda kırılır diyor. Ya bu bir deyimdir. Burada oh iyi olmuş manasını çıkartmamak lazım. Buradaki çıkarılması gereken mana çocuklarımızın arkadaş seçerken realist karar vermesi ve ailelerimizin de aman benim kızım büyüdü, işe girdi, çalışıyor, 20 yaşında üniversite okuyor, 25 yaşında mesleğini eline aldı diyerek dahi kontrollerini bırakmaması gerekir. Hani benim burada size anlatabildiklerim, yaşantılar var. Bir de anlatamadıklarım var. Son olarak arkadaşlar, bugün Sözcü Gazetesi'nde yorumlar yapılıyor. Ben de dedim, bir yorum yaptım. İETT şoförünün birisi, halk otobüs şoförünün birisi, öldürülen bir kızımız için demiş ki su testisi su yolunda kırılır. Millet de Allah belanı versin, sen katilimi savunuyorsun, şu bu. Ekrem İmamoğlu da bunun lisansını iptal etmiş. Ekrem de çok zıplıyor her şeye. Başına iş alacak. Çenesini biraz tutsun. Bak Mansur Yavaş 10 numara götürüyor. Yani her yerden, her şeyden rol çalmaya çalışıyor. Yani bu sürat onun kontrolden çıkacağını, arabayı devireceğini gösterir. İnşallah o da toparlar kendini. Şimdi arkadaşlar, bir şoför yorum yaptı diye, yaptığı yorum da duyduğum kadarıyla, daha detayını bilmiyorum, su testisi su yolunda kırılır. Bu adam lisansını iptal ediyor. Kardeşim, bir insan ekmeğiyle oynanmak bu kadar kolay değil. Çoluk çocuğu da var bu adamın. Suç varsa savcılık makamı oradadır. Yani sen bunun kafana göre, yani bir de şöyle bir şey var. Ben memurken her gün bir şikayet oluyor. Her gün bir şikayet. Zayıf alıyor, geçemiyor, şikayet ediyor. Babası demiyor ki ya bu hoca benim çocuğum çok kötüydü, geçirmedi, ben ondan şikayet ediyorum demiyor. Şimdi ise eski yaptığım eleştirilerin mislini yapıyorum, kimse beni şikayet etmiyor. Niye? Sen memursan, iş adamıysan, artistsen, senin açığını arıyor insanlar. Bakıyorum ben buraya Yılmaz Erdoğan'ın programına, Güldür Güldür Şov'a, atıyorum 1,5 milyon izlenmiş, 1,5 milyon izlenmiş, 2 milyon izlenmiş, 1-2 bin beğeni var. İnsanlar bir şey, hatta bir videoyu seyredenler dahi, ulan Necmettin Hoca ağzından bir şey kaçırsa, bir şey söylese biz de onu gömsek. Bu kalplerinin kötülüğü buradan geliyor. Arkadaşlar, eğer içinde hakaret yoksa, şiddeti teşvik yoksa, tehdit yoksa, düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önünü en geniş çerçevede, sonsuz çerçevede açmamız gerekiyor. Eskiden AK Partili troller vardı. Şimdi de demokrat kesme, CHP'ye yakın troller var. Şimdi bu İETT şoförü ne demiş? Su testisi su yolunda kırılır. Bunu duyan bir anne baba ne düşünür? Ya biz çocuğumuzla kimle arkadaşlık yapıyor? Nereye gidiyor? Biz bunu yetiştirirken takip edelim der. Yani insanlar kendi katillerini kendileri buluyor. Videoyu da arkadaşlar çok uzattık. Yaşıyorlarsa, videomu izliyorlarsa Neslihan'a, Mine'ye, Özlem'e, hepsine selam söylüyorum. Benim en belalım Neslihan'dı. Allah onu bildiği gibi yapsın. Söyleyeceklerim bu kadar.